aslında bayağı böyle Swift veya benzer UI frameworklerin koduna benziyor. Sizi tutorial'a, bir text box'a, bunları root panele ekle, butona bir click and drag ekle. Bu click and drag basıldığında da success'ında bunu yap, framework'ında bunu yap gibi. Bu arada bu biti ilk yarattığınızda örnek kod generate ederseniz projeye, otomatik olarak böyle bir kod çıkıyor. Ben sadece aradaki komandları falan azalttım, slide'a sığar hale getirmeye çalıştım. Dolayısıyla genellikle bir anda eski dost JavaScript'ı çok daha basit, kolay kullanılabilme özelliği kazandırıyor. Şu kodun da çıktısı, yine çok okunabiliyor mu bilmiyorum ama şu şekilde bir ekran oluyor. Yazısı işte text input ve butonuyla. Peki genellikle mobilde kullanırsak ne yapacağız? Dedim ki ekranı mobilde böyle görmek çok da işimize yarayacak bir şey olmayacak. Dolayısıyla görünümde bayağı ciddi CSS ile uğraşmamız lazım. Artı butonlar gibi daha native görünmesi gereken, hani buton biraz daha belki kolay bir şey ama combo box'lar falan iPhone'da da Android'de de böyle farklı şeylerdir. Yapıları olan komponentlerdir. Bilmiyorum, CSS'de de çok kolay. Normal bir yolculuğun altından kalkacağı şeyler değil. Bunun dışında telefonun kendi apilerine ulaşmak yine ne şekilde olacak? Bunları biraz herhalde kurcalamak lazım. Ben bunlara bakarken bir anda internette bir tartışma patladı. Özellikle bu HTML5 framework'leri ile ilgili. Bu OltaDev blogunda başladı. İşte hibrit web ve native uygulamalar ne avantajları var, ne dezavantajları var. Derken birçok Android sitesi işte multi-platform tek koddan işte HTML generate ettiğimizde biz aslında Android'in kendine özel gösterdiğini öldürüyoruz. İşte iPhone'a özel tabları aşağı koyuyoruz, halbuki Android'de yukarıda olmalı gibi Android'de özel şeyleri öldürüyoruz diye yazılar yazmaya başladı. Google'da Pure Android diye, dün Richard da biraz bahsetti, bir sitede aynı şekilde farklı platformların widgetlarını Android'e taşımaya çalışmayın, Android'de çalışırken Android widgetlarıyla çalışmaya başlayın dedi. Hatta ben de kendimi tutamadım, ben de bir şeyler yazdım. Kısaca bir anda ortalık bayağı karıştı. Bunun üzerine gelip size GRT anlatıp mobilde kullanın demek olmaz. Peki GRT nasıl mobil görünüm kazandırırız? Bunu araştırmaya başladım. GRT'de birçok mobil şey olduğunu fark ettim. Bunların en başında GRT Mobile Webkit var. Bu birçok API'yi, PhoneGap ya da başka bir özel şeye ihtiyaç duymadan kullanmanızı sağlıyor. Kötü yanı bir widget yok. Dolayısıyla görsellik olarak size pek bir şey sağlamayacak. Peşinden GRT Mobile, bu aslında 3 proje, GRT Mobile UI, Persistence ve PhoneGap entegrasyonu. Bunun güzel yanı PhoneGap desteği var, dolayısıyla native işte API'ları artık ciddi değiştirmeniz var. Kötü yanı, GRT Mobile UI, evet mobil bir UI sağlıyor ama her platforma ayrı bir UI'ımız gene olmuyor. Yani yaptığınız uygulama ya Android'de de iPhone görünümünde açılan ya da iPhone'da da Android görünümünde açılan bir uygulama oluyor. Dolayısıyla tek hedefimiz Android değilse tam istediğimiz şey olmuyor. Bir diğeri aslında bu bir session olacaktı ama gelemedi. Touch4j diye bir kütüphane var. Bu da aslında Senshe'yi repeten ve siz GRT kodu yazıyorsunuz aslında o arkada Senshe komponentleri kullanıyor. Bu da bayağı güzel UI'ler üretiyor ama bu da tamamen iPhone tabanlı UI'ler üretiyor. Yaptığınız tabanlı benim Android uygulaması değil de iPhone'dan Android'e taşınmış bir uygulama olarak görünüyor. Bir de ticari bir uygulama yapıyorsanız bir lisans maliyeti var. Son seçenek ise en GRT'ydi. Buna girdiğinde hem iPhone için hem de Android için bambaşka ve hakikaten o platformu gösteren, o platformun davranışlarını, görselliğini gösteren bir görsellikle karşılaştım. Bu projeyi bir güzelliğini aynı şekilde GRT PhoneGap entegrasyonu da var. Zaten aynı kişi monitörleri. Bunun üzerine hem GRT üzerinde çalışmaya devam ettim. Güzel yanı standart GVT, örneğin GVT'yle ilgilenenler biliyordur. Vaadin
örnek GRT'yi rep eden farklı framework'ler var. Bunlar bazen GRT'nin standart yapısını biraz değiştirip kullanmaya zorluyor sizi. Bunda öyle bir şey yok. Eğer hazır bir JavaScript komponentiniz varsa, kimisi mesela enteresan şeyler yapmaya çalıştı, CSNI'den çok kolay rep edebiliyorsunuz ve aslında hala JavaScript yazmadan, JavaScript dünyasına girmeden GVT içinde onu bir GVT komponentiymiş gibi kullanmayı becerebiliyorsunuz. Widget'ler çok başarılı. Android'de, iPhone'da ve BlackBerry'de 3 platforma da özel native görünüm elde edebiliyorsunuz. Bu özellikle oldukça umut vaat ediciydi. Bunun dışında tablet ve telefonlara ayrı görünüm de elde edebiliyorsunuz. Benim için beni en çok etkileyen şeylerinden bu oldu. Direkt bu oldu. Örneğin UI olarak bakarsak iPad'de açtığınızda bu Showcase uygulaması, netten MGVT Showcase yazarsanız direkt çıkacaktır. iPad'de açtığınızda şu UI'yi alırken, Android tablette açtığınızda tamamen Ice Cream Sandwich UI'yi de bambaşka bir uygulama görüntüsünde aslında aynı içerik açıldı. Merak edip iPhone'da devam ettiğimde yine aynı uygulama tamamen farklı fragmentlarda telefon ekranına uygun açıldı. Benzer biçimde Android'de. Daha güzeli de native widget'lar iPhone'da ve Android'de tamamen o platformun native widget'ları olarak açıldı. BlackBerry'de çok kısıtlı bir tercih yaptım ama orada da bu konuda BlackBerry'e uygun görünüyordu. Kısaca MDVT güzel bir tercih gibi durmaya başladı. Peki o zaman madem artık ihtiyaç duyduğumuz tool'lara sahibiz, bir şeyler yapalım. Bunun için bir projeye ihtiyaç var. Burada işte ilk başta bahsettiğim metin projesini biraz daha geliştirip çalmaya karar verdim. 4 tablo bir uygulamamız olacak. Uygulamanın ilk tabında kronometre, bu bir şey fitness uygulaması. Çıkıyorsunuz, koşuyorsunuz, sizi check ediyor. Bir yandan da kronometrede de zaman tutuyor. İlk ekran bu kronometrede zaman tutma ve harita diye geçirecek. İkinci tab, size koşarken eşlik edip müzik çalacak arka planda. Üçüncü tabda arkadaş listesi olacak. Bu bahaneyle social login sistemlerini bir deneyeceğim. Dördüncü tabda da biraz storage'ı kullanmak için aklıma gelen kendi derecelerimi saklayacağım. Peki MGVT'ye nasıl başlıyoruz? Öncelikle Eclipse GVT plugin'ini kurmamız lazım. MGVT'nin library'lerini eklemek gayet kolay. Şey yaptığınız zaman, eğer Maven kullanıyorsanız, Maven kendisini eklediğiniz zaman direkt snapshot da kullanabiliyorsunuz. Release olmamış. Eğer GVT ile biraz uğraştıysanız, çok tavsiye ederim. Özellikle projeler büyüdükçe MVP diye bir pattern var. Modern Build Presenter. Bunun da bir sıkıntısı var. Projeniz basit bile olsa MVP'ye girdiğiniz anda bir anda bir hayli fazla sınırsız oluyor. Ve bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü bir tek başına anlaşılması böyle bir aylık süreç alacak bir proje haline gelebiliyor. Peki bunun için ne yapabiliriz? Bunun için de yine MGVT'yi geliştiren kişinin bir mail arka tarafı var. Adreslerini pek okumuyordur ama slide'ları sonuçta dağıtacağım, oradan şey yapabilirsiniz. Bu komutu yazdığımız zaman sizin için şuradaki klasları yaratıyor. Aslında bu klasların da %80'i arkadaki bu MVP yapısını çalıştırmak için otomatik olarak yaratılabilen sınıflar. Dolayısıyla aslında MVP'yi anlamadan, MVP'ye özel bir şey bilmeden ben minimum bu klasla yazıyorum. Onunla ilgili action'larını bu klasla yazıyorum deyip MVP pattern'ına uygun, MVP'nin dediğim gibi detaylarını anlamadan bir anda uygulama geliştirebilmeye başlıyorsunuz. İlk tanım için harita entegrasyonu lazımdır. JavaScript'e girmeden yine GVT'nin neler yapabilirim acaba dedim. İlk karşıma çıkan şey vardı. Google Maps'in versiyon 2'si için ilk GVT şeyi var, projesi var. Ama ne yazık ki Maps'in versiyon 2'si deprecate oluyor. Yakında aramızdan ayrılacak. Versiyon 3 ile ilgili bir jarda buldum ama ne yazık ki bu da alfa. Şu an ikisiyle de çalışabiliyorsunuz. İkisiyle de uygulamayı çalıştırmayı başardım. Sonuçta 3 alfa. Onu bilerek veya 2 ile yaparsanız da 21'inde değiştirmeniz gerektiğini bilerek yaptığım sürece ikisi de
JavaScript'e ihtiyaç duymadan ve GVT'ye sadece net satıra ekleyip Google Maps'i kullanacağınızı bildirerek, tabii de versiyon 2 kullanıyorsanız bir key almanız gerekiyor. Versiyon 3 keysiz çalışıyor. Gayet başarılı biçimde entegre oldu. Peki lokasyonu nasıl halledeceğiz? Öncelikle HTML5 geolocation'ı kullanıp gene JavaScript'e girmeden neler yapabiliyoruz dedik. GVT'nin içinden gene tek satır HTML ya da JavaScript yazmadan Android, iPhone, Blackberry platformu bağımlı olmadan kodumuzu alabildik. Lokasyonumuzu alabildik. Fena olmadı. Bunun üzerine ilk denemeyi yapmaya karar verdim. Eğer bir lokasyon uygulaması yapıyorsanız mutlaka dışarıya çıkıp test etmeniz lazım. Tam itiraf edeyim, kayak yaparak test etmedim uygulamayı ama gerçekten de sokağa çıkıp test ettiğinizde ilk karşınıza çıkan şey HTML5'in geolocation'ı hiç de hassas değil. Size hiç beklemediğiniz sonuçlar verebiliyor. Bunun çözümleri yolu çok zor olmadı. Ufak parametre geçtiğimizde enable high accuracy diye bir anda HTML5 lokasyonu da düzgün çalışmaya başladı. Belki default olsa daha iyi olabilir. Diğer bir sorunum ölçümün hatalı olmasıydı. Çünkü ilk başlangıç ve bitiş noktam arasında bir çizgi olarak çiziyordu. Bu da çözmek çok zor olmadı. Maps'in polyline yapısını kullandığınızda bu da çözülüyor. Üçüncü sorun biraz daha zor oldu. Ekran kilitlendiğinde veya mesaj geldiğinde kısaca browser arka plana gittiği zaman HTML5 uygulamaları artık bu tip işte lokasyon dinleme, müzik çalma gibi fonksiyonlarını kapatıyor. Bunu çözmek için de herhalde şunun PhoneGap olur deyip yoluna devam ettim. PhoneGap yeni adıyla Cordova, iOS, Android, farklı platformlarda da mevcut bu ikisini kurcaladım ben. Oldukça basit bir entegrasyonu var. İşte kurduğunuz zaman Xcode'a bir tane yeni proje yapısı ekliyor. Benzer biçimde Android'de de bunlar direkt kendi sitelerinden alınmış screenshotlar. Android'de de çok kolay bir biçimde Android projesini PhoneGap ve Google Earth'te çalıştırabiliyorsunuz. Uygulamamı PhoneGap'e çevirip dolayısıyla bir özelliğini kaybettim. Artık web'de host etmek yerine PhoneGap'de paketleyip native'miş gibi görünen bir uygulama haline getirdim. Sorun yok, zaten uygulamam hem GVT sayesinde hakikaten iPhone'da iPhone gibi görünen, Android'da Android gibi görünen UI sunan bir uygulamaydı. Artık bir de native pakette PhoneGap'in de dağılır hale geldi. Ama sorun hep de boş çıktı. Burada da artık makinenin içinde telefona yüklü bir HTML çalıştırdığınız için bu sandbox'ın dışına çıkmak için bazı trikler yapmanız lazım. İlk yapmanız gereken eğer belli yörenlere çıkıp örneğin harita yükleyecekseniz PhoneGap'a bu yören izinlerini belirtmeniz lazım. Bunun için de iPhone'da ben bile bir şey okuyamıyorum. PhoneGap Playlist, Android'de de PhoneGap XML dosyalarına gerekli izinleri yazıyorsunuz. İkinci deneme tekrar yoluna düştüm. Hala ekran kilitlendiğinde ölçüm duruyordu. Biraz daha PhoneGap'te kurcalamak gerekti. Bunun sonunda da required background modları öğrendim. Burada da bir uygulamanın arka planda bir şeyi, özellikle iOS'ta daha kritik, Android'de bazı şeylerde hiç gerekmiyor. Ekran kapandığında, kilitlendiğinde veya uygulama arka plana düştüğünde çalışmasını istiyorsanız background mod veriyorsunuz. Örneğin burada location update'leri dinlemesini bu dosyalara eklememiz gerekiyor. Kısaca bunu da ekledikten sonra arka gayet başarılı bir biçimde çalıştı. MP3'te yapabileceğiniz lokal bir MP3 çalmak ya da web'deki bir source'dan bu dosyayı çalmak HTML5 audio ya da PhoneGap'in kendi audio handler'ını kullanmak. Burada da aslında benzer sorun dışında bir şey yaşanmadı. Gene benzer biçimde bunu iOS'te, Android'de bunda hiçbir sıkıntı yok ama iOS'te required background moda eklememiz gerekiyor. O şekilde devam edebildim. Üçüncü tabu geldiğinizde geçmiş dereceleri saklamak. Bunun için aslında istediğim şey local storage'e ulaşmak. Bunu da yapabilmek için
İşte local storage, web SQL ya da en basitinden web developer olarak cookie'leri kullanabilirim dedim. Özellikle cookie'leri direkt quit içinden gene hiç JavaScript'te çıkmadan cookies.getCookieSetCookie şeklinde kaydedebilirim. Local storage'e geldiğimde ufak bir JavaScript wrapper metodu yazmam gerekli GVM'de. Ama bu da oldukça basit biçimde gene herhangi bir ekstra JavaScript metodu eklemeden sadece bir satırda şu farklı native metodu yazarak uygulamayı çalıştırmamı, local storage'e erişimimi sağladı. Bu zaten basit bir yapı olduğu için de WebS böyle direkt duymadım. Gelelim arkadaşlarım. Arkadaşlarım için düşündüğüm bir kontak listesine erişmek, bir de sosyal ağlara login'de. arkadaşlara erişmek, kontak listesine erişmek, Pong üstünden çok basit oldu. Bu iOS'te de, Android'te de Add Contacts dediğimde buna bir sınır ekleyip belki başarılı bir biçimde bütün kontakları alabiliyorsunuz. Sosyal ağlara login için ben Maps.key kullanmıştım. Ojar'ın içinde kendinden Google Plus login geldi. Yine kod çok okunuyor mu bilmiyorum ama yine sadece Java kodu yazarak hem iPhone'da hem Android'de çok basit bir biçimde bir butona click andırırlar. Git Google Plus'a işte benim özelliklerimle login yap, benim bilgimi al ve ekrana bas şeklinde ufak bir kod bloğuyla çalıştırmayı başardım. Peki diğer platformlarda ne yapacağız? Özellikle Facebook, Twitter şu an Google Plus'tan daha çok kullanılıyor. Burada çok neyke bir çözüme gitmeden önce butik bir sorunla karşılaştığınızda ilk bakmanız gereken Fonget'in pluginleri. Fonget'in bu konuda örneğin, bu arada Fonget'in direkt örneğin Facebook login plugin de var. Ama benim kullandığım Chat Browser pluginiydi. Çünkü aslında tek ihtiyaç duyduğum Facebook ve Twitter'ın OAuth login adreslerine kişiyi gönderdik. Oradan login'in callback'ini aldığım zaman uygulamama dönmekte. Ama bunu normalde uygulamadan yaptığınızda sizin uygulamanızı kapatıp yerine Safari ya da işte Android'in browser'ını açıyor. Dolayısıyla uygulamaya geri callback'i alma şansınız kalmıyor. Hatta aynı şeyi Chat browser'ını açtığımda kendi çalışan HTML5 uygulamanın üstüne bir Chat browser açıp burada istediğim işlemleri devam edip daha sonrasında pencereyi kapatıp şeye geri dönebildim uygulamama. Fonget pluginlerinin kurulumu da tahmin edemeyeceğiniz kadar basit oluyor. Aslında Android'de sadece gelip plugin XML dosyasına Fonget'in gerekli pluginleri eklemeniz yetiyor. iOS'te de benzer biçimde Fonget plist dosyasına gerekli pluginleri ekleyip biz de gerekli JavaScript'leri www folder'ının altına atmamız gerekiyor. Aslında uygulama burada bitti. Bu kadar basit olmamalı dedim. Birçok insan izlemeye gelecek. İşi biraz daha zorlaştırmaya, biraz daha neler yaparız diye bu standart yapıların dışına çıkıp onları kurcalamaya başladım. İlk aklıma gelen Google Plus'ta da olan işte ekranı parmakla yana kaydırıp farklı menüleri getirebildiğiniz Swipe Panel ya da Karusel diye geçen yapıyı yapmaktı. Bu Sensha ve diğer frameworklerde mevcut. Örneğin Sensha'da kendinden böyle bir yapı var. Peki MGVT'de ne vardı diye baktığımda böyle bir şeye rastlamadım. Tamam dedim, JavaScript'te hazır bir framework'ü alın. Ben bunu ne kadar zamanda GVT'ye, MGVT'ye entegre edebilirim. Önce birkaç JavaScript komponenti araştırdım. En son Cubic.org'da Swipe uyumu buldum. Oldukça da güzel, acı bir paneldi. Buna hemen çok basit böyle 3-5 satır geçmeyen bir wrapper yazdım. Callback fonksiyonu register edip geri burada seçilen işte ekranı alabileceğim. Panel bayağı güzel oldu. Tek sıkıntı uygulamanın kalanı bozuldu. Tek altından kalkamadım başta. Quit gruplarına yazmaya karar verdim. Biraz yazıştıktan, projeni özellikle Quit'de yazan arkadaşla paylaştıktan sonra şunu fark ettik. JavaScript'in içindeki bütün yazışmalar, JavaScript'in içindeki bu Cubic.org'dan aldığım JavaScript'in içindeki event delegation'ını kesen bir mekanizma benim bütün Quit eventlerimin tetiklenmesini engeller hale getirmişti. Dolayısıyla eğer Quit'i kullanırken hedefiniz çok
taşıyıp JavaScript UI komponentlerine entegre etmekse yaşayabileceğiniz eventler dediğiniz sıkıntılar var. Peki o zaman böyle bir komponenti Ruby'de yazmak ne kadar vaktimi alır? Nereden başlayayım veya ne şekilde böyle bir plan var mı? Bunu yeni ayrıntılıkla paylaştım. Gene yazan kişiden bir cevap geldi. İşte önümüzdeki plan bu dedi. Daha sonra belli ki bu komponente ihtiyaç olan bayağı bir insan daha varmış. Bu bayağı popüler bir topik oldu o grupta. Derken bu sunumlar neden? Daha doğrusu cumartesi akşamı İstanbul'da ilk bu sunumu vermiştim. Hemen öncesinde bu işte MVP'yi geliştiren arkadaşın tweetini gördüm. Sonra Karısel Mücit'i çalışıyor dedi. Aa çok güzel, işte İstanbul'da ve Ankara'da birer sunumum olacak, orada göstermek isterim dedim. Tamam komik dedim dedi. Sonra biraz daha yazışmaya devam ettik. Ve sonunda gerçekten de çalışır. Şu direkt swipe işlemi sırasında aldığım bir screenshot. Benim uygulamamı entegre edecek vakitinde almadı ama. Bayağı başarılı bir swipe panel de geldi. Gene MGVT'nin showcase'inden girerseniz Android'da Android, iPhone'da iPhone, UI'da çalışan bayağı güzel bir karışlar var. Ben bunları yazarken PhoneGap henüz hala PhoneGap'ti ama arada korona oldu. Burada da bir şey sıkıntısı var. PhoneGap 1.4'e kadar kullanıyorsanız her şey güzel. Cordova 1.7 kullanıyorsanız da güzel. Arasını kullanıyorsanız çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Benim uygulamayı ilk yazdığım versiyonlar PhoneGap 1.4, GVT PhoneGap 1.4, MGVT 1.0.1'di. Bitirdiğim, son tekrar denediğim versiyon Cordova 1.7, GVT PhoneGap 1.7, MGVT 1.1 Snapchat versiyonuydu. Bunları yazarken tabii çok fazla sayıda sıkıntıyla, sorunla karşılaştım. En güzel kısmı Java yazıyordum. iPhone'da da, Android'de de bunlar JavaScript olarak çalışabiliyordu ve ben Java debug edebiliyordum. Özellikle de desktop'ta, özellikle telefonda denemem gereken bir şeyler olmadığı sürece kısaca birinci sınıf Java debugging'ine sahiptim. Ama eğer mobilde bir şeyler debug etmeniz gerekirse ilk yapmanız gereken şey GVT'ye pretty compact parametresini vermek. Çünkü GVT'nin normalde compile ettiği JavaScript çok optimize ve küçültülmüş bir JavaScript. Karşınıza A eşittir C nokta D gibi fonksiyonlar, çağrılar çıkabiliyor. Kısaca pek okuyabileceğiniz bir JavaScript olmuyor. Pretty compile dediğinizde de bayağı Java syntaksında bir JavaScript oluşturuyor ve çok kolay takip edebiliyorsunuz. İşin güzel yanı, iOS'te bir ufak satır ekleyerek bunu tabii Xcode'dan Objective-C kodunun içine ekliyorsunuz. Objective-C parametre, Enable Remote Inspector diye. Bunu açtığınızda Safari'den, desktop'unuzdaki Safari'den mobil cihazdaki uygulamayı debug edebiliyorsunuz. Oradaki çalışan JavaScript'te. Bu büyük ihtimalle çok yakında Android'de de çalışacak. Bu sunum kapsamına kadar bunu çalıştıramadım. Çünkü aynı mekanizma Chrome'da da var. Chrome Beta muhtemelen beta'dan çıkıp Android'de gerçek bir uygulama olduğu zaman artık Android üstünde de MVP'yi debug edip cihaz üstünde debug yapabileceğiz JavaScript'te. Location debug'ı için çok yine tavsiye edeceğim şey mutlaka dışarı çıkın. Hem biraz de oluyor, sağlık açısından da iyi oluyor. Onun dışında iOS için enteresan bir şey daha var. Xcode location içinde simülatörde size otoyolda dolaşmak, bisiklet, işte ride gibi şeyler sunuyor. Bu da size değişen lokasyon şekli veriyor. Ama her ihtimalle sokağa çıkıp uygulamayı test ederken bir SMS geldiğinde ne tepki vereceğini, lokasyonun kapanıp kapanmayacağını gerçek hayatta daha iyi görüyorsunuz. Sürem sona yaklaşıyor. Sonuç olarak MGVT ve PhoneGap'te hakikaten Android BlackBerry ve iOS'te her platforma özel görünen uygulamayı tek satır JavaScript ya da HTML yazmadan ama Java ile çalıştırabilirim. Ama eğer istediğiniz hakikaten çok farklı UI'larsa MGVT sizin için
ve CLI değil olmayacak. Çünkü JavaScript komponentleri çok enteresan CSS'ler girdikçe MGV'de kendi mobil yeteneklerini kaybetmeye başlıyor. Böyle bir durumda MGV'de bir kenarda tutup belki de YVT'ye gitmek daha akıllıca olabilir. Eğer uygulamamız için de son kapıda paketlerseniz sunucuya ulaşmamız gerekirse tek çıkış yolumuz JSON'de. Çünkü artık o uzaktan yüklenen, uygulamamız uzaktan yüklenen bir web sayfası değil ve Security Sandbox'ın içinde tek çıkış yolumuz da JSON'p. JSON'i çok kolay ama touch event ile ilgili komponentler alıyorsanız MGVT'yle ilgili sıkıntılar çıkabiliyor. Bir sıkıntıyla karşılaştığınızda FontGap kullanıyorsanız mutlaka FontGap plugin'lerini araştırın. Çoktan o sorunu çözen bir plugin gelmiş olabiliyor ve genelde çok daha kolayca halledebiliyorsunuz bu platformlara göre. Location'ı gerçek hayatta test edin. URL'lerinizi playlist ya da işte FontGap egzemele eklemeyi unutmayın. Ve genel iOS'ta özellikle bookmark ve background kodları tanımlamayı unutmayın. Kısaca sunum bu kadar. Ortak bilgilerim Twitter, Google Plus'ta dahil. Onun dışında da süre yetmediği için daha fazla kod örneğine de giremeyeceğim ama bir şey sormak isteyen veya daha sonra seçilmeye bakmak isteyen olursa mutluluk derim. Yok, markete göndermiyorum. Yani şey, yok. Market fonksiyonel. Gerçi yollanabilir artık. İlk iş alayım. Hepiniz e-mailinizi verin. Bir yıldan var, bir yıldan bir problem şey, performans. GVT'de, yani GVT'de nasıl mesela aktiviteler arası geçişler, listeler, çok uzun listelerde performans. Ya aslında dün Yılız'a bir sunumu vardı. Güzel farklı şeylerden de bahsetti. Direkt olarak birçok framework'ta da karşılaştırmadım ama MGVT'nin size en büyük sunduğu şey, en büyük avantajı hakikaten kolay Java yazıyorsunuz ve Android stili Java yazıyorsunuz, her yerde çalışıyor. Ya ben Android'de yazacağım kodu Android'de GVT'de yazdığımda iPhone'da da çalışır hale gelmek istiyor. Ve muhtemelen Muharrem Taçar'ı çekiniz, Android'de yazdığınız iPhone'da da çalışsın, isteyeceksinizdir. Performans açısından tabi bir list yapıp içine 500 bin tane element koyarsanız mutlaka çatılacak. Çünkü o klasik UI şeylerinin kullandığı Flyway'in bakanının kullanan şeyler değil bunlar. Ama bununla ilgili MGVT grubunda son dönemde bir tartışma dönüyor ve Google I.O. vakti, o da bu yıl Haziran sonu olacak. GVT ve MGVT ile ilgili çok büyük bir açıklama olacağı söyleniyor. Şu an ben de bütün detaylarını bilmiyorum ama bu MGVT'yi yazan kişi, bu iti yazan grupta bayağı anladığım kadarıyla yakın çalışacak. Kısaca sence daha kötü bir yere götürmez sizi ve en azından platform bağımsız bir UI, yani Android'de Android UI, iPhone'da iPhone UI gibi Sensha'da veya başka frameworklerde hepsinde olmayan bir avantajımız oluyor. Performans olarak da daha kötüsü olacağını zannetmiyorum. Ama benchmark veremeyeceğim. Ya, o zaman da dedim. Şimdi, MGVT'yi yazdığımız zaman, uygulama yani, Android'de çalışırken bir devrimin içine başlıyor. Şöyle, eğer FontGap'le paketlediyseniz native uygulama gitleniyor. Aslında bir webview açıyor ama siz o webview'u görmüyorsunuz ve webview'la alakalı bir şey de olmuyor. Ama FontGap'in özelliklerine ihtiyacınız yoksa MGVT'yi yazıp webde host edip kullanıcının işte home screen'de bir şey ekleyip kısa yol ekleyip webten de çalıştırabiliyorsunuz. Nitekim telefonları olanlar eğer girip bir şey yaparsa MGVT showcase'ini yaratırsa gösterdiğim screenshotların hepsini orada göreceksiniz. Android'de Android UI ile çalışacak, iPhone'da iPhone UI ile ve webten çalışacak. Ama FontGap beklentileri olmalı. Başka? Ben de size tamam sana da sormak istiyorum ama evet, daha önce sizin için bir jetim ve mobile denedim Android üzerinde. Bu özellikle şeylerde bu saçlar arasında geçişlerde hem çok ciddi sıkıntı oluyor yani. Yani maçlarlar düzgün gösterebiliyor. Ondan dolayı yani tercih ettim. Bunlar daha sonra arasında iOS'tan güzel gösteriliyor. Çünkü yani iOS'larda kullanılan işte grafik
işlemciyi çok daha hızlı çalıştığı için Android'lerde o şekilde göstermiyor. iOS'te animasyon thread'i, UI thread'inden ayrı bir animasyon thread'i var. Şöyle söyleyeyim, ben Nexus One'da test ettim. Yani native olmadığını dikkatli göz söyler. Ama değildi. Native'e bayağı yakındı. İkonları, tarzı. Hatta dün Richard'a yemekte buradan gelen arkadaşa gösterdim. En son UI ile ilgili değil de bir tane buton yakaladı. Vardır. iPhone'da share butonu vardı. Android'de yoktur çünkü internetler hatta. O share butonu, en son Android'de onu gördü. Bu yok dedi Android'de. Bunu yanlış koymuşlar dedi. Onun dışında onun bile çok fazla bir şey olmadı. Ama yani performans olarak her zaman native'dir. Ona diyecek çok fazla bir şey yok. Ama çok kötü değil. Başka? Teşekkürler.